Periskop. Biz de böyle İstanbul'uz lan. Buradayım. Canlı yayın başladı. Başlıyorum ben o zaman. Evet. Hepinize öncelikle hoş geldiniz demek istiyorum. Her ayın son çarşambası yaptığımız eventlerimize bu ay bir ikinci ve çok değerli bir event ekledik. Çok değerli bir konuşmacımız var. Sayın Sani Şener, TAV Havalimanları Holding Yönetim Kurulu Üyesi ve İcra Kurulu Başkanı. TAV'ı aslında pek anlatmaya gerek yok. Türkiye'deki en büyük başarı hikayelerinden bir tanesi diye tanımlamak istiyorum ben. Şu anda 3 kıtada 14 tane havalimanını işleten ve yeni projelere de koşmaya devam eden bir Türk corporate, kurumsal gurur kaynağımız diye düşünüyorum. Sani Bey'in kişiliğinde de ayrıca kendisinin kurumsal yönetim konusunda çok etkin bir yönetişim konusunda çok etkin bir lider olduğunu hepimiz biliyoruz, basından da takip ediyoruz. Bir özelliği de aslında az önce çoğuyla teker teker tanıştım. Yönetim kadrosunda oldukça çok kadın lidere imkan vermiş bir yönetici kendisi. Onu da şöyle tanımlıyor. Aslında ben insana insan gözüyle bakıyorum. Kadın erkek diye ayırmıyorum dedi. Çok da doğru bir bakış açısı diye düşünüyorum. Lafı çok fazla uzatmak istemiyorum. Sani Bey'e sözü vereceğim. Ne anlatayım dedi. Ben de dedim ki işte gelişen dünyada geleceği yönetmek kadının rolü veya belki de pratikteki bir takım örnekler faydalı olacaktır diye düşünüyoruz dedim. Sözü size bırakıyorum. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Hepiniz hoş geldiniz. Öncelikle beni davet ettiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Ben şunu söylemek istiyorum. Yani konuşmama şöyle başlamak istiyorum. Hiçbir teorik bilgi pratikte elde ettiğimiz deneyimlerin paylaşılması kadar cesaret verici olamıyor. Onun için ben genellikle bizim yaptığımız hikayeleri anlatıyorum. Hafif hafif onların teorilerini de söylemeye çalışıyorum. Ve böylece ortaya bir konuşma çıkarıyorum. Faydalı olduğunu da gördüm. Şimdiye kadar çok ciddi yerlerde konuşmalar yaptım. Bunları da niye yapıyorum? Çünkü biz Türkiye'ye baktığımızda nüfusumuzun %60'ı 30 yaşın altında. Çok genç bir nüfus ve bu genç nüfusun aslında demografik transition period diyorlar. Yani artık Türkiye genç nüfusla birlikte çok ciddi bir sıçrama yapacak diye. Ama bunun aynı zamanda çok büyük bir dezavantajı da var. Eğer bu gençlere iş bulamazsanız o zaman bu demografik transition period dedikleri zamanlama çok ciddi hasarlara sebep verebiliyor. Biz işte bu eğitime TAV'da da çok önem veriyoruz. Arkadaşlarla birlikte yönettiğim şirkette. Ve diğer yerlere de gidebildiğim kadar üniversitelere, sizin gibi sivil toplum örgütlerine gidip bir takım şeyleri, yani pratikte biz ne yaptık, onları anlatmaya gidiyorum. Ve bu pratikte ne yaparken aslında çok fazla da teoriden de uzaklaşmadığımızı da anlatmak istiyorum. Şimdi hep bu tip yerlerde başarıyı nasıl elde ettiğimizi sorarlar. Şimdi ben hep şunu söyleyeyim. Başarının gizli ve sihirli bir formülü yok. Ama başarısızlığın formülü var. Yani çalışmazsanız, işte fokus olmazsanız, flexible, esnek olmazsanız, yenileme becerileriniz yoksa, değişimi yakalayamazsanız %100 başarısız olursunuz. Ama bunların hepsini yaparsanız başarılı olursunuz diye bir şey, ayrı ayrı kuralları var. Ama olmazsa olmaz. Şimdi zamanı yakalamak. Bu zamanı yakalamak bu kadar önemli bir hadise. Yani